Şimdi öncelikle şunun altını bir çizeyim. Bir kere Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan sonra milli güvenlik meselesinde daha aktif bir rol üstlendi. Yani kendi sınırlarının ötesinde operasyonlar yaparak önce Fırat Kalkanı, daha sonra Zeytin Dalı, şimdi de bu güvenli bölge meselesiyle ilgili olarak ayrıca İdlib'deki yine çatışmasızlık için kurulan gözlem noktalarıyla Türkiye kendi sınırlarının ötesinde çok aktif olarak çalışıyor. Aynı şekilde Irak'taki pençe operasyonlarını düşündüğünüzde bir kere burada sorunları sınırlarının ötesinde çözme anlamında bir önleyici tedbir dediğimiz önleyici hat kuruyor Türkiye. Bir kere bunu görelim. Yani her şeyden önce güvenlik anlayışımızda bir değişim yaşandı. Buna bağlı olarak da hem Suriye'deki operasyonlar hem de şimdi güvenli bölgeyi kurmak için Amerika ile birlikte bir mutabakatın imzalanmış olması Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru kurmak için ortaya koyduğu kararlılığı gösteriyor. Hatırlayacaksınız bu bizim barış koridoru dediğimiz yeri bir PKK devleti olarak tasarlanıyordu. Ve eğer Türkiye operasyon yapmasaydı neredeyse bu denize kadar ulaşacak böyle bağlantısı kesilmeyen upuzun bir koridor olacaktı. Türkiye buna müdahale ederek burayı Türkiye'ye de göçen Suriyelilerin yerleşebileceği güvenli bölgelere çevirmeye çalışıyor. Cerablus, Afrin nasıl böyle olduysa şimdi de Amerika ile yapılan mutabakat çerçevesinde bu şekle dönüştürmek istiyor. Ancak bu tabii bitmiş bir mutabakat değil. Yani belli muğlak tarafları olan, Türkiye'nin samimiyetle çalıştığı ama Amerikalıların bazen özellikle CENTCOM komutanlarının işe karıştığında işi tavsattığı, biraz oyaladığı bir meseleden bahsediyoruz. Bunun için ki Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'la görüşerek aslında bir sıçrama yapmak istiyor. Yani burada Trump'ın altındakilerin ya da yanındakilerin Trump gibi yaklaşmadığını bu meseleye söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz zorlayıcı diplomasi dediğimiz, yani sınırda Türk askerinin olduğu, eğer Türkiye'nin güvenliği tehdit edildiği durumda tek taraflı olarak da müdahale edebileceğini çok açık ve net ortaya koyması olmasa bugün Amerika ile bu mutabakat imzalanmazdı. Bu çok açıktır. Aynı şekilde İdlib meselesinde de Türkiye sahadadır ve askeri gücüyle de oradadır. Gerektiğinde ben ileride orada da bir takım askeri operasyonlar yapabilecek bir kararlılığa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bugünkü MGK bildirisinde ortaya çıkan şey şudur. Türkiye bu yeni milli güvenlik meselesini artık oturtmuştur, kurumsallaştırmıştır. Bütün devlet kurumları buna aynı şekil ve kararlılıkla sahip çıkmaktadır. Milli güvenlik siyaset belgesinin de ben bu yeni anlayışa göre yeniden ele alındığını, gözden geçirildiğini düşünüyorum. Yakın bir bilgim yok ama evet. Çünkü dünyadaki değişimleri okumak, bölgemizdeki tehditleri görmek ve Türkiye'nin barış koridoru kurma konusundaki kararlılığını bildiğimizde muhtemeldir ki bunlar Kırmızı Kitabın içerisine derc edilmiştir. Ve Türkiye bunu bir devlet politikası olarak uygulamaktadır. Bundan da geriye dönüş yoktur. Olamaz çünkü bunun zıttını düşünmek demek Türkiye'nin bir beka meselesiyle karşı karşıya kalması demek. Türkiye'nin terörle mücadelesi, PKK hatta FETÖ mücadelesinin tavsaması demektir. Bunlardan geri dönüşün olmayacağı ve gerektiğinde Türkiye'nin tek taraflı adımlar atabileceğini ortaya koymaktadır. Gönül istiyor ki Amerikalılar Türkiye ile yaptıkları bu mutabakata uygun davransınlar, süreçleri oyalamasınlar. Çünkü Türkiye'nin buna bir Membiç gibi uzun uzadıya bu meseleyi uzatacak bir hali yok. Takati de yok, sabrı da yok. Açıkçası bunun karşı taraftan anlaşılması gerekiyor. Ne kadar anlaşıldığını, ne kadar anlaşılmadığını ve Türkiye'nin böyle bir durumda ne yapacağını da bu önümüzdeki ay içerisinde ben görme ihtimalimizin evet. Yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi